Hepinize merhabalar arkadaşlar. Dünkü yayınımdaki fecaattan sonra umarım bugün yayında bir problem, bir aksilik çıkmaz diyorum. Ayrıca öncelikle merhabamı tekrar vereyim duyanlara, duymayanlara. Bugün her zaman yapılan tetkiklerimi yaptırmak için hastaneye gitmiştim. Hastaneden döndüm. Vallahi kolumda hastane bandıyla şu an yayındayım. Programı da izledim ama hani artık ne yapmak gerekiyor biliyor musunuz programı izlerken? İçinde detaylar yakalamak gerekiyor. Onun dışında söylenen hiçbir şey yok yine. Hep aynı şeyler, aynı şeyler diyoruz ya. Evet, aynı şeyler. Bu arada şu altta bir şey var. İntikam alan kim? Şimdi burada şunu şöyle birazcık yukarı kaldırayım, o yazı da görünsün. Fatma ile Mustafa'nın yüz ifadeleri bugünkü yayından arkadaşlar. Elimden geldiğince, hatta %99 Mustafa'nın deyimiyle aynı günün fotoğraflarını koymaya çalışıyorum ki duygu geçsin diye. Çok teşekkür ederim. Yok, bir hastalığım yok. Bu klasik tetkikler, ne deniyordu ona, check-up. Check-up yaptırdım. Teşekkür ederim. Umarım bir hastalık yoktur, bir şey çıkmaz. Ama hani yaptırmam gereken bazı tetkikler vardı. Onları yaptırdım, geldim. Hepinize şimdiden iyi bayramlar, hayırlı bayramlar diliyorum arkadaşlar. Umarım Ramazanınız iyi geçmiştir. Ondan sonra da bayramınız da çok güzel geçer. Yine en güzel bayramınız olur inşallah. Sizin, çocuklarınızın, bütün ailenizin. Bakalım kimler var. Önce herkese elden geldiğince hızlı bir şekilde bir merhaba diyeyim. Fatoş Tarkın mutlaka yayını beğenerek başlamıştır. Bak, garanti veriyorum. Değil mi Fatoş Hanım? Erhan Metin Güney beğenerek başlamıştır. Dün yayın kesildi ya. Bu aralar böyle bir iki yayındır, önceki güne bir şey demeyeceğim. Gerçekten çok güzel izlenmesi oldu. Beğenileri de güzel oldu. Bazı yayınlarıma bakıyorum, böyle İnanılmaz beğenisi var. Çok teşekkür ederim. Beni bak, bakın, beğendiğinizi biliyorum. Beğenmeyen zaten izlemiyor. İzlemesin de, izlemez de. Beğendiğinizi biliyorum ama bu hani beğeni tuşuna basmak yayını yukarı çıkarıyor. Bakın, beğendiğiniz müddetçe siz de takip edin. Gözünüzle göreceksiniz. Oradaki izleyen sayısı artıyor. Çünkü insanlara ulaşıyor. Şu an duymayıp yayından sonra Sema Hanım canlı yayını kaçırdım diyenler var ya, onlar kaçırmasın diye de biraz uğraşıyoruz. Burada hem benim emeğim var biliyorsunuz, hem de izlediğiniz şeyi beğeniyorsanız da beğen tuşuna basmak ücretsiz ve zahmetsiz. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü ben izlediğim, gerçekten izlediğim, beğendiğim yayınları beğeniyorum. Beğen tuşuna basıyorum. O kadar da vicdanlıyım yani. Sizden de aynı vicdanı bekliyorum. Yapanlar için bir şey demiyorum, unutanlara söylüyorum. HK burada. Türkan için endişelendim bugün. Eğer hapse girmez ise Mustafa zarar verir kıza. Arkadaşlar, biz bayağıdır Türkan için endişeleniyoruz aslında. Yani öyle böyle değil. Sadece Türkan için değil, herkesi tehdit etti. Ayrıca şu da var. Ben Şükür Türkan diyorum. Türkan'ın alıştık Şükür Türkan demeye ya. Türkan'ın, yani Şükür Türkan'ın amcasının kızının dışında birçok insanı tehdit ettiğini biliyorum Mustafa'nın. Siz de biliyorsunuz. Gittim Instagram'da, sanıyorum, evet, Didem Hanım'ın paylaşımlarından birinin altına Şükür Türkan'ı emniyet korusun diye yazdım. Alta bir tane hanımefendi, sanırım beni izliyor veya bazen izliyor bazen izlemiyor, bilmiyorum. Ya da hep ona Fatma'yı böyle, ben kimseyi yermem, aşağılamam ama
Ne diyeyim size? Fatma hakkında bazı şeyler söyleyip sanki Fatma'yı böyle kötülüyormuşum gibi düşünmesine sebep olmuş söylediğim zamanlar. Hep o yayınları izlemiş galiba, onlara denk gelmiş. Oysa ben size hep söylüyorum, benim yayın şeklimi artık anlamıştır herkes. Ben ağır basan, şüphenin ağır bastığı kişiye doğru gitmenin yolunu her ikisinin de davranışlarını ve konuşmalarını tartarak, ölçerek yapmaya çalışıyorum. Yani asıl şüpheliye gitmenin yollarından biri de bu. Ya bazısı Didem Hanım gibi aynı soruyu 1.000 kere sorar. Bakın bu yanlış bir teknik demiyorum. Bunu bilerek söylüyorum. Bu teknik var. Bu teknikte ben bir sıkıntı görmüyorum. Bu tekniği seçtiyse Didem Hanım bu teknik üzerinden gidecek. Bazen 5 ay sürecek, bazen 6 ay sürecek, 1 yıl sürecek vesaire. Ama benim tekniğim de bu. Önce Fatma'yı korumaya çalıştık. Dedik ki ya bir kadın köyde yaşıyordu. İşte yalnız bırakıldı, izole edildi, kocası tarafından hor görüldü, şiddete uğradı belki. Ve yani yanında olalım derken zaman ilerledi. Aynı şeyi bakın Seher Yeşilkula'da da yaptım. Seher Yeşilkula'yı niye hatırlıyorum şimdi? Çünkü benim yakın zamanda bir kadın üzerine ya da bir genç kız üzerine konuştuğum iki yayında budur yani. Bu ve Fatma ve Seher Yeşilkula'dır. Çok da uzun sürdü yayınlarım. Didem Hanım yayını sürdürdükçe benim de yayınım sürdü. Çünkü her yeni gün yeni bir şeyler oluyor. Onları da konuşuyoruz birlikte. Yani Fatma'yı o koruduğum zamanlarda ben Fatma'ya hiç melek demedim ama üzgündüm. Ezilen kadın rolündeydi. Ya da belki de öyleydi. Bunu konuştum. Bana kalkmış diyor ki işte sen diyor Türkan'ın diyor korunmasını istiyorsun. Emniyetin harekete geçmesini istiyorsun. Tehdit edildiğini görüyorsun. Fatma ne olacak diyor. Fatma'yı hiç korumadın. Fatma'yı hiç savunmadın diyor. Arkadaşlarım sen beni izlediğine emin misin? Bu arada çıkıyormuş bu bant. Şu bandı çıkarayım. Aa, geniş sarmışlar. Attım. Yani bir Fatma'yı savunmam için hiçbir sebebim yok. Mustafa'yı savunmam için de hiçbir sebep yok. Benim burada derdim tıpkı çoğunluk olarak sizler gibi Şükür Türkan'ın başına ne geldiğini öğrenmek. Şükür Türkan'ın keşke yaşasaydı. Ben maalesef hayatta olmadığını düşünüyorum. Bedeninin bulunması için gözünüzle gördüğünüz, kulaklarınızla duyduğunuz şeyleri buraya yazıp hatta benim dillendirip daha sonra bu yayının elbette %100 hepiniz biliyorsunuz bu yayın programa da ulaşıyor. Bir şekilde ulaşıyor, emin olabilirsiniz. Buna gözünüze de şahit olduğunuz biliyorsunuz. Buna uğraş veriyoruz biz ya. Bunun için uğraşıyoruz. Bana kalkmış Fatma'yı savunmam gerekiyormuş gibi davranıyor. Hayır. Fatma ile Mustafa cinsiyet rollerini bir kenara bırakarak bir çocuğun kaybolmasında rol oynamış iki insan. Artık anne baba rollerini de bir kenara attık bu durumda. Farkındasınız, değil mi? Şansları vardı. Biyolojik olarak çocuk dünyaya getirebildiler. O çocuğu da ortadan kaybettiler. Ben ne Fatma'yı savunurum, ne Mustafa'yı savunurum. Konuşuruz yine. Öncelikle buna gerçekten bir detaylandırma yapmak istedim birkaç dakika. Çok kusura bakmayın. Böyle. Durum bu. Filiz Gümüşburun, Erhan Metin Güney, hoş geldiniz demiş ki Erhan Metin Güney. İkisi için son bayramları demiş. Umarım öyle olur. Nassel Gün, teşekkür ederim. ACSK demiş ki iyi akşamlar Sema Hanım, Songül Hanım sizi çok seviyoruz. Teşekkür ederiz. Songül abla burada herhalde, bilmiyorum. Onun bağlantısında bir problem vardı. Bu defa onun bağlantısında problem var. Chat'te aşağı inerim bakacağım onu gelmiş mi diye. HK bu Fatma itiraf etmeyecek, kaçacak. Nasıl midemi bulandılar bu? Bak kaçmayı planlıyor zaten. Ya, ne yazdım yukarıya? O zaman ben de kaçayım dedi, değil mi? Yarın jandarmaya gidiyorum dedi. Fotoğrafa bakın, orada göreceksiniz. Yarın jandarmaya gidiyorum dedi. Kaçıyor, kaçacak. Maalesef.
Zeyno hoş geldin. Hanife Taç Yıldız, Emel Divanoğlu, Violet Onay Okur hoş geldin. Sahte dedektif iyi akşamlar. Evet evet sanırım güneş tutulmasından da Erhan Metin. Yasemin Hanım hoş geldiniz. Merhabalar Nebahat iyi akşamlar. Geldim Sema Hanım, Nuran Özışıklı da burada. Evet evet. Geçtim yine geçmiş olsunları. Teşekkür ederim. Tahlil yaptırım ya. Check-up, kontrol. Çok şükür bir problem yok. Kemal Tercan hoş geldin. Çayan hoş geldin. Sahte dedektifi gördüm hoş geldin. Hatice Ahmedova, Serpil Koca Çolak. Kaçırdığım varsa kusura bakmasın konuşacağız. Betina Hanım burada. O da hoş gelmiş. Ayşe 58 burada. Bakalım bakalım. İplik Hanım gelmiş. Ah, İplik Hanım ne demiş? Bir şey mi demiş? Yukarıda kaçırdım mı? Aha. Kim? Bir üye oldu. Kim oldu? Kim oldu üye? Hatice. Hoş geldin Hatice. Üyemiz oldu. Teşekkür ederim yayına katkın için. Kopuk aile. Evet. Allah kendilerini de akrabalarını da nurlarını elinden almış garip bir sülale. Şimdi bak Genzo böyle dedin ya. Bayramın birinci günü jandarmaya gidemez demiş Erhan Metin yine. Valla bilmiyorum ki. TikTok çekip köşeyi döner. Ama bu olay böyle devam ettikçe arkadaşlar. Yani şu an yine bizim gözümüzde %99 ölçüde hayatta olmayan bir kız çocuğunun üzerinden kazanıyor. O TikTok'ta orada burada ne kazanıyorsa. Artı neydi o Mustafa'nın sevgilisi Zeynep de kazanıyor. Bunlar böyle kazanıyorlar. Ha, ben oldum diyor. Ay canım benim. Hoş geldin, hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum iyi olduğun için Hatice'cim. O da çok güzel bir destek benim için. Ah analar analarımız. Ben anne olmadım ama annelik demek kesinlikle Fatma'nın isimlerinden olamaz. Biri şu kadını toplasa mı artık? Yani evet bir toparlansın, kendine gelsin. Gerçekten yeter yani. Bir de o köydeki çocuklar dünden beri aklımdan çıkmıyor ya. Hatta sadece dün değil ya, önce de aklımdaydı. O ilk mesajları aldığımda da ama dün bayağı bir içerledim yani size söylediğimde. Ha dedim ben paylaştım bunu. Paylaşırken daha bir dertleniyormuş demek insan. İçime oturdu ya. O çocuklar köyde yani çocuk diyorum o 20 yaşındakini 18'inde de çocuk diyorum. Çünkü Fatma ve Mustafa'nın çocuklarında biraz şey var. Durgun zihinliler galiba. Yani çocuklarda bazı mental problemleri olabilir, psikolojik problemleri olabilir. Kim bilir ne yaşıyorlardı evde. Oradan oraya, oradan oraya sürükleniyorlardı. Aç kaldıklarını duyuyoruz. İşte Fatma'nın deyimiyle Isparta'da çöpten eşya topluyor, yiyecek topluyorlardı vesaire, değil mi? Bunları düşündükçe o çocuklara kıyamıyorum arkadaşlar. İplik Hanım diyor ki sokak kedilerine bile dayanamıyorum. Bunlar nasıl insan? Yüreğim dayanmıyor. Vallahi benim de. Size komik bir şey söyleyeceğim. Şimdi sokak kedisi deyince böyle hikaye kendimden hikayeler anlatmayı da pek sevmiyorum ama artık dün nasıl bir ruh halimdeyse, ruh halim varsa evimi kediler girdiğini görüyordum. Bir siyah, bir beyaz, bir de iki tane yavrusu falan böyle. İki yavru vardı, bir beyaz, bir siyah yavruları vardı. Eve giriyordu. Ben de hani bunlar sokağa düşmüş herhalde deyip kapıyı kapatıp onlara bakacağım. Hani benim olsunlar falan diye heyecanlanıyorum falan. Hepsi kaçıp gidiyordu kapıdan tekrar. Hani klasik kedi davranışı. Heh, bak bak. Genzo çok güzel. Onu başlık halinde yazmıştım, not almıştım bak. Türkan niye yayında biliyor musunuz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben bunu ekipten biriyle paylaşmıştım. Demiştim ki, şimdi ben gördünüz demiştim benim Instagram paylaşımımı. Instagram paylaşımımda Şükür Türkan'a çok benzeyen bir kuzeni var. Acaba Şükür Türkan hayatta da aslında o kuzeni mi? Artık yani bu raddeye geldik. Anne baba hem biliyor hem bilmiyor. Nasıl bir şey bu? Hani o ilk zamanlar ne kadar sıkıntılı olduğunu hatırlıyorsunuz. Artı dedim ki yani rica ediyorum eğer kuzeni ise bakın rica ediyorum. Lütfen dedim o kuzenini dedim
Bir yayına çıkarın, anne babanın duygularını bir ölçelim dedim. O yazılarım da duruyor şu anda, hala durur. Dedim ki şu kızı bir yayına koyun, kendi evlatlarının ne kadar benzediğini bir görsün. Hem özel mesaj olarak yazdım, hem Instagram'ımda paylaştım. Şöyle bir baksınlar. O duyguyu alabilecek miyiz bu anne babadan? Size bir şey söyleyeyim mi? Bugün yayını izlerken nefret bakışları gördüm. Eğer kızlarını bu kadar düşünüyorlarsa, bu kadar seviyorlarsa, aynı şekilde Fatma, hani diyor ya, kızımı özledim, başına ne geldi, ah kızım, vah kızım, ağlıyor ya. O şükür Türkan'ın kuzeni Türkan'a baktığında insan ağlar ya. Der ki ah evladım yaşasaydı, ah evladım yanımda olsaydı Türkan'a benzeyecekti. Aynı onun yaşlarında onun gibi bir kız olacaktı diye. Ben olsam, bakın ben kişisel olarak söylüyorum, bu benim ruh halim. Ben ağlardım, dayanamazdım. Ah keşke bir sarılsam derdim. Hatta dedim ki ya arkadaş dedim, stüdyoyu falan alın bari. Gerçekten. Ama iyi ki de almamışlar. Vallahi şey, Türkan'ı da dövecekmiş yani. Daha kötüsünü de yapabilir. Demek ki şükür Türkan'a da bunu veya daha kötüsünü yaptılar. Ya da yaptı. Bu kadar ulusal kanalda hepimizin gözünün içine baka baka bu çocuğu tehdit. Çocuğu yaşında. Çocuk diyorum Türkan'a. Aslında genç kadının çocukları var. 4 tane çocuğu varmış onun da. Ama Mustafa ile Fatma'nın çocuğu yaşında etmediklerini bırakmadılar o kıza ya. O kız da ne yapacak? Kendini korumaya çalışacak. Tabii ki böyle dik durmaya çalışacak. Böyle dik durmaya çalışacak. Türkan'ın söylediklerinin ben hani eğer doğru olmayıp da kaçırdığım yerler falan varsa onlar için tekrar kusura bakmayın. Şöyle söyleyeyim. %99.9'unun doğru olduğunu düşünüyorum. Doğru olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bir kere aile içinde çok dürüst konuşulur böyle şeyler. Anne baba konuşurken çocuk duyar. İşte Şükür'ün kaybolduğu zaman 19 yaşındaymış da iyi de çocuk hep 18-19 yaşında değilmiş ki. Şükür Türkan'dan işte kaç yaş büyük oluyor? Eğer 14 yaşındaysa 4 yaş büyük oluyormuş. Yani o da çocukmuş Şükür Türkan hayattayken ya da oradayken, onlarla birlikteyken. Aman işte 18-20 yaşındaymış yahu. Kız kaybolduğu zaman öyle. Ama geçmişini hatırlar. Elbette geçmişi içinde ona sorular sorulacak. Sorulacak. Kız diyor ki siz tüp parasının borcunu bile bırakıp gittiniz diyor. Diyor ki ben evde yemek yapmadığım için ne? Köylü kadın evde yemek yapmıyormuş. Sonra kıvırdı, ev sahibim bakıyordu işte, ev sahibinden geçiniyorduk dedi. Nefret ediyorlar Türkan'dan. Her ikisi de, bakın bunların ortak olduğu bir yer olduğu zaman ben işkilleniyorum, kıllanıyorum arkadaşlar. Gerçekten nefret ediyorlar. Her ikisi de. İşte hadi Kemal abiye de gelsin. Hadi bakın yemyeşil oluyor chat şu an. Kemal abi geliyor mu? Hadi be geliyor mu? Bak şimdi bayağı bir insan, ben şimdi chat'i nasıl okuyacağım? Teşekkür ediyoruz Atakan. Evet Yasemin Hanım, çok teşekkür ediyoruz Atakan'a. Durun o biraz devam etsin. Atakan bize Shorty, iyi yayınlar Atakan Shorty. Şahin, Atakan Şahin, Songül ablanın oğlu. Ay bir türlü Kemal abiye gelmedi ya. Kemal Tercan'ı yine gelmemiş. Sana özel bir yayın açacağım sırf gelsin diye. Atacak olan o gün atsın. Sadece seni alacağım yayına Kemal abi. 20 tane üyelik hediye etti arkadaşlar. Ellerinize sağlık, cebinize bereket. Teşekkür ediyorum. O Sinem de 5 tane üyelik geldi. Hadi Kemal abi. Kemal abiye geldikten sonra dükkanı kapatıyoruz arkadaşlar. Yok geç kalmadın. Geç kalmadın. Kevoke yayındayız.
İyi akşamlar hepinize. Baya bir yeşillendik. Kalanlar varsa da yani ellerinden geleni yaptılar şu an. Yok, Kemal abiye yine denk gelmedi. Olsun, gelir. İnşallah gelir. İşte böyle bir anda üyelik verildiği zaman insanın konsantrasyonu bozuluyor arkadaşlar. Ama tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hem Sinem Demir'e bir, hem Atakan. O Atakan 20 tane daha verdi. Helal olsun. Eğer var ya, bu defa da Kemal abi sana gelmezse git bir şey. Yine gelmedi vallahi. Görünüyor, mesaj yazmış. Kemal abiye bir daha gelmezse değil mi, git bir kurşun döktür, bir şey yap. Aman Allah'ım, bu ne yeşillik ya. Yukarıda bir ton mesaj vardı, onları okuyacaktım, dur. Atakan 5 dakika ara ver, dur, mesaj okuyanlar var. Tüpten bahsediyordum, gireyim mi tüpe? Atakan bir 20 daha hediye etti, 20 üyelik daha hediye etti. Kesenize bereket, çok teşekkür ederim. Hoş buldum Sema Hanım, bugün size vekaleten eşlik edeceğim. Ne oldu Songül abla, rahatsız mı hala? Mesajlaştık biz. Bugün de onun bağlantısı yok herhalde. Evet. Şimdi anketi unutmayın. Jale ne güzel mesaj atmış. Anlatışınız, ses tonunuz bana iyi geliyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Mustafa'nın en ağır cezayı alması şart. Zamanında jandarmayı bile tehdit etmiş. Ya bugün Didem Hanım yayında, hani dün konuştuğumuz vardı ya, bir askeri şehit etmelerinden falan bahsetmiştik. Şehit askerin bedeninin bulunmadığından falan bahsetti ya. Tüylerim diken diken oldu. O nasıl iş arkadaşlar? Duydunuz değil mi siz de? Dur bakayım. Aslında yalan yakalamak kolay. Bunun tekniğini izlemiştim YouTube'dan. Çok etkili itiraf ettirme tekniği var. Beden dili ve gözler çok şey anlatır. Özellikle beden dili. Şimdi Serpil Hanım söylemiş onu da. Bir tane uzman psikiyatrist var. Hatta ben takip ettim geçen gün onu. Sevdim onun kısa şeylerini. Dur bakayım, kısa videolarını Instagram'dan. Çok başarılı, çok yetenekli değilim Instagram'da ama bakayım adı ne? Adamın adını yanlış bilmeyeyim. Doktor Ferhat Aslan. Evet, Doktor Ferhat Aslan diye biri var. Baktım, dedim ki arkadaşlar, çok güzel bir şey anlatmış. Çocuklarınız diyor, ben tabii onun kadar güzel anlatamayabilirim, kavga ediyorlar. Abi kardeş kavga ediyor. Küçük çocuk geliyor, diyor ki işte anne ya da baba, abim beni dövdü. Sen de gidip abisine bir tokat atıp kafasına vurup kıçına vurup şey diyemezsin diyor. Kardeşine nasıl vurursun diyemezsin diyor. Sen davranışlarından sorumlusun diyor. Eğer sen o çocuğun kardeşine vurmasını yanlış buluyorsan, aynı şeyi sen de yapmayacaksın diyor. Söz uçar yazı kalır, söz uçar davranış kalır manasında, aynı şey aslında. O davranış çocuğu eğitiyor. Ve o videonun sonunda da şey yapıyor. Röportaj yapan kişiye diyor ki, bakın bu gerçekten önemli bir şey anlatıyorum. Aman Allah'ım. Ay teşekkür ederim var ya, dün yayın kesildi ya. Herkes bana destek olmaya çalışıyor. Onay Okur da 20 hediye etti. Atakan bir 20 daha hediye etti. Alın, hepsi sizin üyelikleriniz arkadaşlar. Tepe tepe kullanın. Desteğiniz için çok teşekkür ederim millet. Onay Okur, Atakan, Sinem. Başka kim vardı? Bir bakayım. Yan eksik olmasın. 20, 20, 20, 60, 65, bir 20 daha. Çok teşekkür ederim. Kesenize bereket. Ah, Mustafa Çoban. Evet, neredesin? Ödül devam ediyor. Evet, ödül yağmuru. Teşekkür ediyorum Mustafa Çoban. Hoş geldin. Bak, Mustafa Çoban da süper stickerle gelmiş. He, Fatma TikTok'tan kazanıyor. Ben de YouTube'dan kazanıyorum arkadaşlar. Yağmur gibi yağdı. Evet. Fatma. Hadi gel. Burada kozlarımızı. Ben de işte nasıl gaza geldim, görüyor musunuz?
Kanıt dizisinde böyle bir olay vardı. Hiç kaçırmadan izlerim. Kadın birisiyle ilişki yaşarken çocuğu görüyor. Yani klasik artık. Evet, var bayağı bir öyle olay var. Çocuğu tutup yere atıyor. Sevgilisi çocuğu öldü deyip ormana atıyorlar. 3-4 gün sonra çocuk. Ah be. Ya ben şeyi söyleyecektim. Hani psikiyatristin söylediği şeyi anlatıyordum ya. Önce psikiyatrist böyle yapıyor. Parmaklarıyla iki gösteriyor, tamam mı? Diyor ki bu kaç diyor. Benim yüzüme bak diyor. Bana bakarak diyor. Bak şunu diyor. İki diyor. Peki diyor. İki elini birden açıyor. Bir elde kaç parmak var diyor. İki elinin 10 parmak olduğu için anlık bir şekilde adam diyor ki 10 parmak var diyor. Ama psikiyatrist 5 parmağı soruyor arkadaşlar. 5 parmağı, bir elde ne kadar olduğunu soruyor. Yani davranışlarınız sözlerinizden çok daha önemli. Hem çocuklarınıza karşı hem diğer insanlara, eşinize, kardeşlerinize, arkadaşlarınıza davranış gerçekten çok önemli. O yüzden davranışlarına baktığımız zaman bu iki insanın da her iki kişinin de yanlış yolda olduklarını görebiliyoruz. Görmeyen varsa da vallahi helal olsun, artık saflar mı, görmek mi istemiyorlar? Bu arada Songül abla serum takmaya gidiyormuş. Hala mı kötüsün? Biraz rahatsızlanmıştı o. Tekrar geçmiş olsun. Songül ablaya da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Yeşil olunca ne oluyor? Üye oluyorsunuz kanala. Destek olmuş oluyorsunuz kanala. Siz yapmayınca sizin yerinize başkaları destek oluyor. Onunla yani siz yapamayabilirsiniz. Kimse mecbur da değil. Evet Kemal Tercan, bir şey yaz bakalım, iyi olmuş musun? Evet, vallahi yazmadı. Adam üye olunca bayıldı mı ne oldu? Aa, yok be, vallahi yine üye olmamış. Neyse. Çok teşekkür ediyorum tekrar yağmuru başlatanlara ve yağmura devam edenlere, üye yağmuruna. Şimdi size soru sormak istiyorum arkadaşlar. Anket sorusu var. Şükür'ün kaybını aileden bilen var mıydı diye bir soru sordum. Evet ve hayır şıkları var. O şıkları lütfen değerlendirin. Bu bir. İkincisi, lütfen yayını beğenmeyi unutmayın. Gerçekten önemli olmasa sizce bu kadar söyler miyim? Cidden çok önemli. Yayını beğenmeyi unutmayın. Atakan bize, Songül abla sana da teşekkür ediyorum. Atakan'a da 120 üyelik gönderdi. Çok teşekkür ederiz. Yasemin ve Onay Hanım, kesenize bereket. Bir 10 daha gönderdi. Sırrım ne için gönderdiğini biliyorum ben artık, Kemal abiyi üye yapabilmek için. Haydi be. Haydi be. Yok. Evet, şimdi size anket sorusunun dışında ayın 16'sını bekleyin diyor ya. Ayın 16'sını bekleyin diyor ya. Ayın 16'sı baktım hangi güne geliyor? Çok bariz. 17'sinde de bir randevum var bu arada. Hastanede, yani tetkik tahliline. Çok şükür iyiyim diğerlerinde. Ayın 16'sı Salı gününe geliyor arkadaşlar. Salı gününe geliyorsam düşünüyorum, bu adam gerçekten yurt dışına falan mı gidecek? Aa, bir 50 de Onay Hanım bir 50 daha gönderdi. Çok teşekkür ederim. Ben burada bayılacağım herhalde. Songül abla serumunu tak da izle. Herkes yeşil oldu burada. Serumsuz izleme. Seruma gidiyormuş canım benim, cancağızım. Bir de aslında şöyle bir plan yapıyordum ben bugün. Dedim ki Songül abla eğer iyiyse Songül ablayı da yayınıma alacağım, konuşsun. Rahatsızmış bugün, yayını bir programı bile izleyememiş. 1.50 daha gönderdi Onay Okur. Hem de Fatma Onay Okur diyeceğim. Onay çok güzel bir isim. Fatma da çok güzel bir isim. Benim anneannemin ismi Fatma. O yüzden rahat olun arkadaşlar. Her Fatma bu Fatma gibi değil. Mahkemesi vardır demiş Zeyno. Ha. Bak olabilir. Sattığı paralar gelecektir. Hangi sattığı paralar? Sinem teşekkür ederim. 5 üyelik daha geldi.
Bugün efsane bir gün. Hayırdır, bayram harçlığı. Siz bana bayram harçlığı gönderiyorsunuz. Şimdi fark ettim. Bayram hediyesi. Çok teşekkür ederim. Aa bak, Hüseyin Yakar. Bekliyordum. Bak bugün geldi, söyledim. Evet. Bayağı bir ay fenalık geldi. Kız yeşil. Nasıl alınıyormuş? Yok, Kemal abi kaldı yine. Allah yardımcın olsun Kemal abi. Çok istiyordum ama nasip. Hadi yazın yazın, ayın 16'sında ne olacak diye yazın bana. Sürekli bir şey yazın, yakalanın üyeliğe demiş. Adam nasıl en çok yazanlardan biri. YouTube kafayı takmış bana diyor. Şimdi Fatma kaçmak için yarın jandarmaya gidiyorum diyor. Mustafa ayın 16'sını bekleyin diyor. Ve Şükür Türkan'ın kuzeni Türkan'ı ikisi de istemiyor, sevmiyor, duymak istemiyor. Tüp meselesini konuştular ve Türkan orada çok güzel bir şey söyledi arkadaşlar. Çok güzel bir şey söyledi. Sen 10 yıl önce tüp borcu olmadığını hatırlayacak kadınsın. Bunu hatırlıyorsun. Ama kızının hamile olduğunu eşine söylediğinde etrafında kim vardı ev taşınırken ya da kim vardı onu hatırlayamıyorsun dedi. Mikromimikler, beden dili vesaire konularına merakınız varsa olmaz mı? Lie to Me. Çok önceden beri izledim ben onu, bitirdim. Yeni bölümleri varsa bilmiyorum. Dizi izlemeyi seviyorsanız ve hala izlemediyseniz Lie to Me, yani bana yalan söyle gibi. Dizisini tavsiye edebilirim. Türkiye'de vardır herhalde. Ben hiç Türkçesini izlemedim, görmedim ama var. Lie to Me diye bir dizi Fatoş öğretmen bizimle paylaştı. Duyanlar duymayanları söylesin. Gerçekten mimiklerden test edebiliyorlar arkadaşlar. Ha, boşanma davası olabilir demiş bak biri. Halime İlter demiş. Atakan, kendinize çok iyi bakın. İyi bayramlar, mutlu, huzurlu, sağlıklı ömrünüz olsun. İyi akşamlar demiş. Sana da Atakan, çok teşekkür ediyoruz emeklerin için. Yasemin Hanım da teşekkür ediyor, biliyorum. Ona da sevgiler. Ona 20 tane daha göndermiş. Kemal abi kaldı. Sema Hanım, Mustafa ayın 16'sında Şükür'ü getirecek. Ay düşünsen öyle bir şey olduğunu. Yemin ediyorum var ya. Böyle diz çöker Mustafa'dan özür dilerim. Ben seni katil sandım derim yani. O da bir sebebi vardır herhalde çocuğu. Ah, derim yani. Ah, getirsin yeter ki. 110 Atakan, 120 Onay Hanım, teşekkür ederiz. Ah evet, vallahi Songül abla hasta haliyle sayıyor. YouTube ayarlarından üyelik ya da hediyeleri kabul edene basmanız gerekiyor, yoksa alamazsınız. Aa bak, Seva Bekman demiş ki YouTube ayarlarınızdan üyelik ya da hediyeleri kabul edine basmanız gerekiyor, yoksa alamazsınız arkadaşlar. Sorun YouTube ayarlarınızdaymış. Hep merak ediyorum, o kadın böyle bir adamla nasıl oluyor hala? Kız yok ortalarda, ikisinin keyfi keyif. Sadece birlikte olmuyor ki, kıskanıyor, merak ediyor, takip ediyor. Yani canlı yayınlarını izliyor, canlı yayınlarında benden bahsetme o zaman diyor. Boş. Bu arada sanıyorum Mustafa'nın babası Mustafa tarafından tehdit edilmiş olsa gerek. Önce İkisi öldürdüler falan derken son birkaç yayındır yok yok bu kız ölmedi, bu kız yaşıyor, birine sattılar demeye başladı. Yani satma ne arkadaş? Yani mal mı bu? Nereye satıyorsun? İnsan bu ya, çocuk bu. Bir de hani diyelim ki bunu yapacak kansızlıkta bir baba ya da anne var. E bunu, bu çocuğu bu şekilde alacak kansızlıkta insana denk gelmesi de yani müthiş başarı derim. Ya bu kansızlık, bu iğrenç bir şey. Yani biri çocuğunu söylemesi bile iğrenç, satacak ve bunu alacak bir alıcı var, öyle mi? Isparta'da, ya düşünmek bile istemiyorum. Yani böyle bir şey iğrenç. Bir ikincisi, kızın işte belli ki bazı sorunları var. Mental sorunları, psikolojik sorunları, bazı rahatsızlıkları var. Yani bu kızı
alan kişi ya sadece kullanmak için belki evinin işlerini gördürecek, yaşlı birine bakım için getiriliyor. Ne bileyim, aklıma böyle şeyler de gelmiyor değil. Ama bu kız bir şekilde ortaya çıkardı arkadaşlar. Yukarıdaki üyeliklere basın üyelik almak için. Evet, ben orada yukarıda üyelikler çıkıyor ya. Sema Hanım, insan yerine koysalardı çocuklarını kaybetmezlerdi. Ha, şeyde Fatma'nın klasik bir sözü var arkadaşlar. Diyor ki, beni gerçekten sinir ediyor. Hiç baktınız mı siz benim çocuklarıma? Türkan'ı hiç sordunuz mu? Yahu anası var, babası var başında. Ana baba tercihini yapmış, evi dağın başına götürmüş. Bu insanlar ne yapabilir? Eğer hani çalışıp kazanıp çocuklarına bakıyorsan, çocuklarını da alıp dağ başına uzağa bir yere götürmüşsen, bizden uzaklaştırmışsan ve bizle de artık görüşmüyorsan, anası babası var başında. Yani insanın aklına gelir mi çocuğunu kaybedeceği ya, anne babanın? Yani ne kadar kötü olsa da evladına bir kötülük yapacağı gelmez insanın. İlla biri bize sahip çıksın, biri bize baksın. Fatma da hep şey, biliyorsunuz, cahildim cahildim, yapmış dört tane çocuk. Ya bilmiyorum, eskiden hatırlıyorum böyle doğum kontrol şeyleri vardı. Ekipleri vardı, gelip böyle hemşireler kadınlara anlatırdı, erkeklere gider onlara da anlatırdı, sağlıkçılar vesaire. Yani maddi durumun kötüyse düzelene kadar en azından, hani diyeceğim ki inanç gereği mi böyleler? Yok yani, o kadar da ne bileyim, hani inanca bağlı bir yaşamları varmış gibi gelmiyor. Gelmiyor. Artı bir de Türkan, yani Şükür'ün kuzeni Türkan diyor ki, bak diyor, benim annem babam da çok zorluk çekti, çok sıkıntı çekti. Benim annem örgü örüp dikiş nakış yaparken sen neredeydin, ne yapıyordun dedi. Evet, bu arada YouTube rastgele atıyormuş hediye üyelikleri, onu da belirteyim. Ha, intikam mı alıyor diye soruyoruz. Bak, Kemal abi demiş ki, dur, Kuzen Şükür ilk bağlandığında biraz güzel konuştu ama şimdi o da bence babasının istediğini yapmaya çalışıyor demiş. Babasının intikam şeyi var mı acaba? Ona bakacağız, tamam mı? Evet, şimdi o mesajıma bir giriyorum. Orada mesaj, dün de bir mesaj gelmişti. Size yine köyden birinin bana gönderdiği mesajı okuyorum arkadaşlar. Yine adı sanı bende, yani gizlemiyor bir şeyini, tamam mı? Deniz, eğer yukarıda bak, ben oraya bir link koymuşum, maviyle görüyorsundur. Katıl butonundan kanala destek olmak için kısmı var ya, oraya tıklarsan oradan da destek olabilirsin. Kapı kapı sayım geri gelsin. Kesinlikle ya. Ebeler kapı kapı gezip doğum kontrol anlatmaya devam etsin. Sadece doğum kontrol değil, yani bu çocuklar, küçücük çocuklar başlarına ne geleceğini de öğrensin. Tacizden korunmayı öğrensin, tecavüzden korunmayı öğrensin. Erken yaşta evliliğin ne kadar kötü olduğunu anlatsın birileri. Ya elbette sosyal hizmetler, devlet, bakanlıklar bir şeyler yapıyordur ama aynen dediğin gibi Sinem, kesinlikle artık bunlar yine kapı kapı olmalı. Ulaşamıyoruz demek ki biz köylere, kasabalara. Olmuyor yani arkadaşlar. Bak, Deniz diyor ki, biz nasıl büyütmüşüz çocuklarımızı? Biri gelip mi baktı? Para mı dağıttı? Evet. Diyor ki hani biz çocuk büyütüyoruz, gelin bizim çocuklarımıza bakın. İşte para verin. Bize de bakın. Ama Türkan'a baktın. Türkan'ın anası çalışıyormuş. Türkan diyor ki, benim annem çalışıyordu. Sen çalışmıyordun, çocuklarının başındaydın diyor. O yüzden bana baktılar diyor. Mustafa gidince Fatma'nın morali çok bozuldu. Aynen, ben de kaçayım o zaman dedi. Siz Fatma'nın böyle ters ters yaptığına bakmayın. Fatma planın üzerinden devam ediyor. Ben Fatma yapmıştır demiyorum. Anlatabiliyor muyum? Ama Fatma Mustafa'nın yaptığını kanıtlamak için orada aslında. Bak, adam diyor ki, bana yazan kişi. Dur bakayım, inşallah bir kötü bir şey yoktur kelime. Yani kötü dediğim, ağzımdan kaçırmamam gereken.
Mustafa'ya koyun hediye edilmesi de doğru. Yani babasından koyun verilmesi doğru diyor. Babası o dönemde çobandı ve kendine ait, bak o dönemde yaşayan biri. Yaşça da büyük biri yani. Ve kendine ait koyunları vardı. Hatırladığım kadarıyla o dönemde bir hastalık ya da bir sakatlık yaşadı ve o dönem koyunları Mustafa'nın abisi Ali gütmeye başladı. Okuyorum, dinliyorsunuz değil mi? Mustafa gezerken abisi çalışıyor, koyun güdüyordu. Ayrıca abisi geceleri de ekmek fırınında çalışıyordu. Yani Türkan'ın babası hem koyun gütmüş, gündüzleri, geceleri de ekmek fırınında çalışmış. Tamam mı? Ne intikamından bahsediyoruz? Şimdi konuşuyorum. Sağ olsun bu kişi, bunu yazan kişi de sağ olsun. Çünkü dünkü yayınım kısa kesildi. Dünkü yayını izlemiş herhalde, işte bu koyunları sattı falan olayı vardı ya, işte babasının yayınları. Adam dayanamamış yazmış, sağ olsun. Demiş ki işi çok zordu. İşi çok zor gelmeye başlayınca babası Ali'nin işi var diye tüm koyunları Mustafa'ya verdi. Yani hediye etti. Yani 100 civarı koyun varmış, 20 küsür civarında da keçi varmış. Buna içerleyen Ali evi terk etmiş ve Isparta'ya taşınmış. Babası da haksızlık olmasın diye Ali'ye Isparta'dan, eski de olsa işte kötü bir ev, biraz iyi olmayan bir ev almış. Ve kasabada arazi hakkı kalmadığını söylemiş. Mustafa'ya da evinin dibinde bir ev daha yapıvermiş. Aslında aralarında bir haksızlık yok. Mustafa bunu inkar ediyor demiş. Kişiye de, bunu yazan kişiye de çok teşekkür ediyorum. Büyük ihtimalle yayınımızı dinliyor ki bana da yazıyor. Teşekkür ediyorum ona tekrar tekrar. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yani Fatma da Mustafa da yalan söylüyor. Yalan söylüyor arkadaşlar. Yani bu saklanacak bir şey değil ki. Bu saklanacak bir şey değil. Herkes görmüş koyununu, keçisini bu insanların. Satıp yediklerini, çalışmıyorlar, ellerine geleni yiyorlar yani. Bunlar çok değişik bir aile, sürekli kaçamak cevaplar. Arada Fatma ile Mustafa çok değişik, onu söyleyeyim. Zaten içlerinde bulunmamalarının sebebi de, bu kadar uzaklaşmalarının sebebi de biraz o. İnsanlar kabul etmiyorlarmış. Mustafa'nın işte hırsızlık diyorlar, dolandırıcılık diyorlar. Ben görmedim belge olarak ama söylentileri tıpkı Didem Hanım gibi paylaşabilirim. Didem Hanım'ın yayınında hepsi ağzından bir şeyler kaçırıyor zaten. Onları da birleştirince anlayabiliyoruz ki Mustafa'nın cezaevi geçmişi de bu adi suçlardan, yani ne denir, işte toplumun beğenmediği, huzursuz olduğu çirkin davranışlardan, hırsızlık, dolandırıcılık vesaire. Bu 80 yaşındaki kadın için de sizinle dün konuştum arkadaşlar. Evet, hayvanları gösterdiler. Hayvanlar bakımsız, kıyamam ya. Kuzular var orada ya. Yavru onlar ya. Kıyamam. Köpekler ayrı. Hepsi şey, bakımsız. Hadi kuzuyu koyunu çıkarıyorsun, çayıra biraz besleniyorlar ama kedi köpek ne olacak orada? Kedi de görmedim de, hani ben görmedim. Köpekler ne olacak? Fatma Mustafa'nın kadın versiyonu olduğunu anlamamak mümkün değil. Birlikte büyümüşler, ruh ikizi gibi. Evet, kesinlikle öyle. Fatma 17 yaşındayken Mustafa 20 yaşındaymış. İşte bu kadar erken evlenmişler. Gerçekten çok çok zor arkadaşlar. Yani çok nadirdir. Ah, iyi ki bu kadar erken evlendim diyenler şu anda, ama erken evlenenlerin hepsi büyük ihtimalle şunu söylüyordur. Ah, keşke biraz daha bekleseydim. Ya eskidenmiş o ya. Biraz hayatınızı yaşayın, insan görün, okul okuyun. Okuyamıyorsanız işte herkesin şartları bir tabii. Ne bileyim, bir işe girin, kendi paranızı kazanmaya çalışın. Yani hiç de şey demiyorum ha, gidin mühendis olun, doktor olun, işte öğretmen olun değil arkadaşlar. Bizim kasiyere de ihtiyacımız var, temizlik yapan insana da ihtiyacımız var. Hepimizin.
Hepimizin, herkes buradaki hepimiz şey miyiz arkadaşlar? Yüksek lisanslı insanlar mıyız bu chat'teki? Hayır, değiliz ama ne bileyim, eğer o yörede elma toplanıyorsa kalkıp gideceksin, elma toplayacaksın. Hala gençken yapacaksın. Ya bakın, ben yaşlı değilim ama gerçekten bundan bir 20 sene önceki halimi düşünüyorum. Ay ne kadar şeymişim, öyle şıkır şıkırmışım, nasıl koşturuyormuşum hem okula hem işlere. Yani gençlere özellikle söylüyorum arkadaşlar, gençken yapın. Yaşlanınca gerçekten istemeden de olsa yavaşlıyorsunuz. Sinem demiş ki iyi ki evlenmedim 40 artıda koşarken. Öyle de deme işte. Evliliğin de bir yanı var, güzel bir yanı var. Şöyle güzel bir yanı var. Ben hep hemen hemen her yayınımda denk gelir söylerim. Yani ben yalnız ölmeyelim arkadaşlar. Birinin sıcak eli elimizde olsun. Birinin parlayan gözleri gözümüzde olsun. Birinin seninle bir hikayesi olsun. Senin de onunla bir hikayen olsun. Onu gördüğün zaman iyileşebilesin yani. O ruh eşi olayı belki odur, o söylenen odur. Yani yalnız ölmeyi kimse istemez herhalde. Mesela Covid döneminde insanlar yalnız öldüler ve ben o sıra hastanede çalışıyordum. Ve yani iki maske falan takıyorduk. Covid daha özellikle yeni böyle başladığı dönemde aileler Covid'li hastalarını göremedi arkadaşlar. Onların yalnız öldüğünü düşünmek yani içimi mahvediyordu, kalbimi kırıyordu. Evet, evlilik güzel, iyisini bulursan. Birazcık da yontabilirsin ya şimdi. Şimdi erkekler, buradaki beyler kırılmasın ama hani erkekleri de birazcık yontmak gerekiyor. Harbiden onları da birazcık yontacaksın. Bu da kadının biraz şeyinden herhalde, işvesi, cilvesi, ne deniyor onlara? Dur bir dakika. Tam böyle podcastlik oldu. Radyo işi oldu. İşvesi, cilvesi, işte nezaketi falan, bunların hepsi de zaten evliliği etkiliyor arkadaşlar. Çok bağırmayın kocanıza. Ben bazen sesimi yükseltiyorum. Normal şartlarda bana diyorlar ki ya sen bağıramıyorsun bile diyorlar ama yok, normal şartlarda. Sonra pişman oluyorum. Ama hani aile hayatı olur öyle şeyler. Ha, helal olsun. Nini, annem de bana öyle der. Hayırlı nasip de kızım, evlenirsin bir gün inşallah. Evlilik iyidir der. Öyle. Öyle, evlilik kötü bir şey değil, iyi bir şey. Yani bu ev, şey yani, bunun üzerine de yaratılmışız biraz da. Ama kedilerim var demiş Sinem. Kediler de çok tatlı ya. Ah. Hemen suçlu program çıkacak. Genzo suçlu biz çıkabiliriz ya, ben onu söyleyeyim. Sema Hanım arada bir sıkıntı yok. Bravo deyin. Yayın şenlensin. Unuttum gitti ha. Dün Türkan ne dedi? Şey dedi. Bravo değil amca dedi. Bravo. Vay Türkan vay. Türkan da var ya. Tahrik ediyor adamı ha. Bravo. Bravo. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bulun. Evet. Onay demiş ki Fatma çıkar çocuğu. Bul çocuğu. Nerede bu çocuk? Tebrikler. 10 yılda sorulan sorunun tek cevabı. Nerede bu çocuk? Mustafa çocuğunu hiç aramadı arkadaşlar. Bak demiş ki Hatice, o tatlı ses tonunuzda bağırdığınızı hayal edemiyorum Seman. Valla bağırmam gereken bir yer oldu bir gün. Şurada Amerikalı arkadaşlar biri dedi ki hani acil bir şey oldu, seslen diye. Sesleneceğim. Bağırmıyormuşum. Ki Sema sen bağırmayı bilmiyorsun dedi. Yemin ediyorum. Adriana dedi ki Sema sen bağırmayı bilmiyorsun dedi. Bana bu arada burada sima diyorlar. Söyleyemiyorlar. S-E yapamıyorlar. Sima diyorlar. Ne yapayım desinler. Bağırıyor. Dur ben senin yerine bağırırım dedi. Bravo, bravo diye. Amca bravo değil, tamam mı? Bravo dedi. Ben dedim yerim seni Türkan. Vallahi bak. Türkan'ın kocasının cezaevinde olduğunu söylüyor ya. Ben onu biliyordum zaten. Bunu siz de biliyorsunuz herhalde. Hatırlıyor musunuz?
Ben bir yayın yapmıştım. Türkan'ın Facebook'unu, kocasının Facebook'u açıktı. Yani görünebiliyordu. Hatta sanırım yani karı koca gerçekten araları da çok iyi. Maşallah, nazar değmesin. Kocası da onu çok seviyor. Yani böyle baş tacı etmiş görüyorum. Adam bir şeyler yapmış, hapse girmiş. Hatta izinde olduğunu falan yazmıştı. Hapisten izine geldi diye. Ben dedim ki ya bu çocuk hapiste herhalde, bakalım ne zaman çıkacak. Çünkü herkes yazmış çıktın mı hapisten falan diye. Uzaktan davulun sesi güzel gelir diyoruz galiba. Genzo ne yazmış yine ya? Emel Gidişat o. Evet, biz çıkacağız suçlu. Belki Kemal abi çıkacak bak. Kemal abi yeşil yanmadığı için, üye olamadığı için bir iş var bunda yani. Ben suçluları çünkü üye yaptırmıyorum. Kemal abi seni suçlayabilirler. Bence suçlu köy muhtarları, adamlar neredeyse biz yapmadık diyecekler. Bir de yanlış köyün muhtarı bağlanma. Abi sadece yanlış köyün muhtarı değil, yanlış muhtar da bağlandı yani. Köy bu köyde, bu da bu muhtar da dönemin muhtarını bağlamıyorlar. Şimdiki muhtarı bağlıyorlar falan. Bir de aa yanlış muhtarı bağlamışız diye yayın yaptılar yani. Allah'ım ya. Fatma utanmasa bizim kaybettiğimizi söyleyecek. Ben kaybettim daha. Birkaç gün önceki yayında ne dedim? Kesin ben kaybetmişimdir dedim. Hatırlıyor musunuz? Harbiden ya. Ben kocamla arada herhalde biz bakıyorduk kıza. Hatırlamıyorum ama kaç yıl olmuş? Nasıl hatırlayayım? 10 yıl, değil mi? Beni suçlayacaklar yakında. Fatma utanmasa bizim kaybettiğimizi söyleyecek. Fatma akıllı ol Mustafa diyor ya. Tekin dur Fatma. Sıkıntı yok. Bulun. Mustafa yeğeni Türkan'a çok çirkin göndermeler yapıyor. Midemi bulandırdı Mustafa öyle. O kızın kesinlikle korumaya alınması lazım emniyet tarafından. Vallahi bak ben bir kadın cinayeti falan duymak istemiyorum. Yalnız şöyle de bir şey var. Mustafa'nın buna en azından hala ortalık sıcakken cesaret edeceğini düşünmüyorum. Çünkü o kıza bir şey olduğu zaman sorumlusunun kendisi olduğunu bilecek. Bir de kulağına fısıldayan falan. Neydi ya, bir tane film mi vardı? Neyleri üfleyen şeyler, kadınlar mı vardı? Neydi ya? Gözümün önünde de halat malat böyle ipleri, düğümleri üfleyen, izlemedim o filmi de adını hatırladım. Korkunç bir şey ha, kabus gibi. YouTube'un canı sağ olsun. Kaçırıyorum be. Türkan Mustafa'ya dedi ki kocam seni cezaevinde bekliyor. Ama Mustafa ne dedi? Talet. Türkan Mustafa'ya dedi ki git kocamın bir çayını iç, seni bekliyor cezaevinde dedi ya. Mustafa da ne dedi üzerine? Senin dedi kocanla aynı yerde olmayız biz. Senin kocan başka, ben cinayetten yatarım dedi. Ya ısıracak köpek dişini göstermez. Vallahi normalde okuyorum da bugün çok fazla üyelik geldiği için Hatice sormuş, yazılan yorumları baştan okuyor musunuz? Okuyordum normalde. Evet, düğümleri üfleyen kadınlar diye bir şey vardı. Herhalde o büyücülükle ilgili bir şeydi herhalde. Hatice yorumları okuyorum ama bugün çok üyelik geldiği için birçok yorumu kaçırdım vallahi ya. Hakkınızı helal edin, kusura bakmayın ama yazın mutlaka, onları okuyorum. Özellikle kayıtlı oluyor, bırakıyorum hani yayın sonunda. Atlara fısıldayan adam demiş. Nemine umarım iyi bir şeydir o ya. Dur yazacağım. Bir Google'a yazayım. Atlara fısıldayan adam, eğer ya kötü bir şeyse var ya. Ha o İngilizce. Doğa manzarası. Hayır. Bizim Mustafa koyunlara fısıldayan, keçilere fısıldayan adam. Filmi varmış, evet. Filmi de Amerikan filmi. Merak ettim, izledim mi acaba? Çok eski bir kovboy filmi galiba. 1900 kaç? Ney? 1998 yapımı. Robert Redford'muş yönetmen. 95'te Nicholas Evans'ın kitabından uyarlanmış. Amerika. Aferin, atlara fısıldayan adam. Her şeyimizi ortaya döktün dedi Mustafa. Şimdiye kadar Fatma'nın herkesin dönmemiş gibi. Ya bırak ya Mustafa. Fatma'nın neredeyse, yemin ediyorum Didem Hanım,
izin verse Fatma'nın o müstehcen görüntülerini paylaşacaktı, biliyor musunuz? Bak size yemin ederim hiç çekinmez paylaşırdı. O kadar şeydi ki, göstereyim mi böyle? Göstereyim mi Didem Hanım falan? Zehir içirmiş olabilir mi dedi. Yok yok, içirmemiştir. Boğarak öldürmüştür dedi Fatma bugün. Yine mi söyledi bunu? Fatma dün de onu söyledi. Ben kaçırdım mı orayı? Fatma Şükür Türkan'ın boğularak öldürüldüğünü, yani boğma ile öldürüldüğünü düşünüyor. Şunu söyleyeyim size, birinin bana nasıl öldüğünü sorduğunuzda, kim olursa olsun, öldüren kişiyi tanıyor bile olsam buna cevap veremem ben açıkçası. Sema Hanım başka anlama geliyor. Fısıldama mı Genzo? Sema, tam da bunu yazacaktım. Sıkıntı onlardan değil, bizden çıkacak. Ya beni suçlayacaklar diyorum size. Sema kaybetti diyecekler. Yok yok, Sema Amerika'ya kaçırdı diyecekler. Oradan vize bile alınmıyor. O kadar zor ki. Nasıl aldıracağım kıza vizeyi? Aa, size bir şey söyleyeyim mi? Ben o sene Amerika'ya gelmiştim ha. Size doğruyu söyleyeyim ama ben getirmedim. Sema Hanım, Almanca konuşuyor musunuz? Konuşmuyorum da. Şey yapıyorum. Çeviriyi yapıyorum. Neden? Ama İngilizce konuşuyorum ben ama. Güzel de konuşuyorum. İngilizcem var yani. Maşallah diyelim. Ha öyle baba böyle video paylaşırsa artık gerisini düşünme. Bak gerçekten Fatma'nın videosunu paylaşacaktı. Çünkü Fatma'nın videolarını bütün aileyle paylaşmış. Ailesiyle paylaşmış. Ona bunu atmış. Herkese atmış yani. Bu adam Didem Hanım okey dese bütün fotoğraflarını, videolarını paylaşacaktı. Canlı yayında izlettirecekti güya. Öyle bir niyeti vardı. Elinde telefonu zaten yanına yanaşıp yanaşıp durdu Didem Hanım. Ya Didem Hanım izin verir mi öyle bir şeye? Bir de Didem Hanım da görmüş zaten. Gördüm gördüm diyor. Ne yapacağız biz Fatma'nın baldırını, orasını burasını? Didem Hanım da hoşlanmamış gördüğüne. Tehdit, şantaj, taciz, her şey var. Ve şimdi çocuğu yaşında bir genç kıza, genç kadına, çocukları olan bir genç kadına tehditte bulunuyor. Sema Hanım, Tekindur, aman Allah korusun kimin yaptığı belli. Allah korusun. Tekindur'un arkadaşlar. Sıkıntı yok derken hapiste iyi sıkıntı yapar mısın? Mustafa biliyor. Eğer hapse girerse hangi suçtan gireceğini biliyor. Bak bugün söyledi. Ben dedi, Türkan'ın dedi, Türkan'a dedi ki ben senin kocanın dedi yattığı koğuşa gitmem dedi. Ben cinayetten hüküm giyerim dedi. Açıkça söyledi. Allah'tan ben o tarihlerde İstanbul'u hiç terk etmedim. Zaten adliyede çalışıyordum. Ben ama şimdi Şükür Türkan'la aramızda fark var canım. Katili buldunuz demiş. Denk geldi. Hiç düşünmemiştim ha. Vallahi bak o tarihte yoktum ben. İşte o sene ayrıldım. Didem Hanım'dan beklemezdim Türkan'a teşekkür edeceğini. Diyor ki Mustafa Gil'den ailenin intikamını mı alıyorsun? Ne intikam alacak ya? Bak şimdi dayımlar dinliyorsa. Ay bugün çok açıldım sizin yüzünüzden. Attığınız mesajlar çok güzel ya. Dayımlar dinliyorsa bizim Genzo, bak sen de avukat olarak buradasın. Kesin dayım dinliyordur benim. Bizim arazi davamız var. Diyorlar ki ya gelin imzanızı verin diyor bizim erkekler. Siz diyor imzaları verirseniz diyor. Yıllardır var ha arazi davası. Kızlara diyorlar ki imzalarınızı verin. Ne deniyor ona hatta? Vekaletinizi verin. Biz size ondan işte kimine diyor ki seni hacca göndeririz. Kimine diyor ki sana bir araba alırız, ev alırız ki ne kadar büyükmüş ki para. Ben bilmiyorum artık. Büyüktür herhalde. Siz imzanızı verin diyor. İmza atmasınlar değil mi Genzo? Yani buradan onu da söyleyeyim. İntikamsa intikam dayı. Dayılar. Asıl intikam bende, tamam mı? Bakın yayınım var artık. Canlı yayın yapıyorum. Dayılarım size sesleniyorum. Şu malları bölüşün. Rahmetli oldu dedem de anneannem de. Varsa şey yapın. paylaşın. İnanmayın. Evet tam benim konum bunlar. Yani Genzo. Yıllardır imza attırmaya çalışıyor. Annem de atmıyor.
Ondan sonra diyorum ki ya dayımlara bir şey söyle falan diyorum. Onlar senin dayın, olmaz öyle. Onlar benim kardeşim, olmaz öyle. Yani ne bilmem neye geliyorlar, ne bilmem neye geliyorlar. Ya senin babanın malı al. Hayır tabii ki. İmza atmasana. Bir tane teyzem atmış. O da en saf teyzem. Hakkınızdan feragat edin. Allah Allah. Dedemin malı be Sofi. Yok öyle. Dayılarım beni duyuyorsanız bravo size. Dayılar candır, yengeler şeytan. Vallahi onu bilmiyorum. Acaba yengeler mi yapıyor bunu? Bravo dayılarım. Vallahi annem bir imza atmadan herhalde bölemiyorlar şeyi. Paralarını da alamazlar ama işletiyorlar. Çok basit çözülür diyor. Oo, Genzo senle bir görüşeyim ya. Bizim sülalenin olayına bir bak. Anne tarafının olayına. Yani şeye damatları dedemin damat dediğim babamları falan işte eniştemlere falan dedemin malını vermek istemiyorlar. Kardeş kardeşe vekalet vermiyor bu zamanda. Vermeyecek tabii ki. Kemal abi seni de yeşil göremedik ya bugün. Canımız sağ olsun. Artık yerin inşallah. Yani intikamsa intikam. Dayılarımdan intikam alıyorum şu an. Sebepsiz herifi de çok seviyorum hepsini ya. Hepsi de çok tatlı. İşte bu yüzden çok tatlı görünüyorlar bize herhalde. Sevgiyle yaklaşıyorlar. Dedemin malını var. Şimdi ben şu ankete bir bakayım. Uuu, efsane oy kullanılmış. Yemin ediyorum. Şeyi çok merak ediyorum. Beğeniyi çok merak ediyorum. Şu an ben de böyle donuk vaziyette duruyor. Beğeni kaç acaba? Siz yayını beğenmeyi unutmadınız, değil mi? Yayını beğenmeyi unutmayın. Basın şunları. Sema Hanım sen de kafayı yedin. Fatma ile Mustafa yüzünden. Yok ya. Kız intikam alıyor diyorlar. Neyin intikamından bahsediyorsunuz? Ona takılıyorum. Sinir oldum ya. Yani Türkan niye intikam? Neyin intikamını alsın yani? İntikam alma şekli midir bu yani? Bu arada ben size ne dedim? Hatırlıyor musunuz? Şu şeyi anketi bir durdurayım. Onun sonucunu da okuyacağım. Ben size demiştim ki şunların evinin etrafını bir incelesinler demiştim. Hatırlıyor musunuz? Mustafa önceki yayında da yerinde zıplayıp eliyle yeri gösterip ben bu kızı öldürdüysem, yok ettiysem buraya mı gömerim? Olduğum yere mi gömerim diye krize girmişti. Hatırlıyor musunuz? Evet arkadaş, bayağı da olduğun yere gömme ihtimalin çok yüksek. Kendir diye bir yer varmış. Kendir yaylası. Orada hiç gitmenin, kimsenin gitmediği, ulaşamadığı bir yer varmış. Dedesinin arazisi varmış. Üstünde yıkık dökük bir şeyler varmış. Heh, işte oraya bir baksınlar. Bana bak. Bir oraya baksınlar. Beğenmeyi unutur muyuz emeğe saygı kardeşim. Hemen size anketi de söylüyorum. Şükür'ün kaybını aileden bilen var mıydı? Evet %58. Hayır %41. Ankete de kayda değer insan oy kullanmış. Elinize sağlık. Bu konuda Mustafa'nın ailesine isyanını anlıyorum. Ama bak başta ne dedim? Mustafa'ya gerçekten dede hem ev yapmış hem 100 koyun. 100'e yakın yani tam sayıyı bilmiyor yazan kişi. Ve tamam Emel'cim çok teşekkür ederim. Hem de 20 küsürde şey yapmışlar. Keçi vermişler. Bunu reddediyorlarmış şimdi. Tüp parasını bile ödememişler. Tüpün parasını Türkan diyor ki babam ödedi. Kim bilir o zamanlar durumlar ne kadar kötüymüş de onu ödemesi bile adamın zoruna gitmiş yani cebinden para çıkarmış. Onun da çoluk çocuğu var. Gidip onu bulmuşlar. Türkan çok kurnaz. Önceden Fatma'yı ha onu da söyleyeyim bak. Fatma ile konuşmuş. Demiş ki herhalde yani kurnazlıktan mı bilmiyorum. Söylenebilecek de bir şey aslında. A-o. Eyvah, ben bak kolyem yok boynumda. Hastanede mi düşürdüm acaba çıkardım da şimdi fark ettim. Konuşmuşlar demiş ki ben demiş işte senin yanındayım falan demiş. Tamam mı? Ama Fatma ile ilgili değil de Fatma ile ilgili Fatma'ya özel sadece çalışmadığını söyledi. Bak benim annem çalışıyordu, sen çocuklarının başındaydın. Benim annem çalıştığı için bize baktı dediğinde Fatma'nın zoruna gitti. Fatma'ya sordu Didem Hanım çalışıyor muydun dedi. Fatma ben bir şey konuşmayacağım dedi. Bak Hanife demiş ki Hanife Yılmaz ben de evin etrafında diye düşünüyormuş. Ya bu kadar basit arkadaşlar. Bölge çok büyük.
arazi şartları ve Şubat ayı. Toprağın yumuşak olup olmadığını da bilmiyoruz. Yumuşaktı falan diyor ya Fatma, hatırlarsanız bir yanında. Hemşeri misiniz Sema Hanım? Kimle? Kimseyle. Burada varsa Adanalılar, onlarla hemşeriyim. Selam olsun memleketime de. Ben Fatma'nın konuşmalarını sevmedim. Doğruyu söylemek gerekirse ben de ikisinin de çocuk kaybolmuş. Ve ben dedenin o arazisinin oraya bakılmasını gerçekten istiyorum. Dede de tutarsızlaşmaya başladı. Evet, kocam da Edirneli. Ali Kocabaş, Edirne'ye selamlar. Orası da benim ikinci memleketim artık. Çok seviyorum. Çok seviyorum be ya. Evet arkadaşlar, sürem doldu. Öncelikle hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonra eğer aklınıza takılan bir şeyler varsa rica edeceğim. Yorumlar, chat devam edecek, akmaya devam edecek. Oraya yazabilirsiniz, yayın bitse bile. Evet. Üyelikleri hediye eden herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.